Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. Kimsenin hanesinde sağlığında sorun yoktur arkadaşlar. İnşallah bugün günlerden cuma tarihiyle söyleyelim hemen 5 Şubat cuma günü. Ee, cuma saatini geçtik ama yine de cumamız mübarek olsun Rabbim evinizden huzuru sofranızdan bereketi yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah sesimden dolayı özür diliyorum videoya ne kadar yansıyacak bilmiyorum ama ses kısıklığı yaşıyorum biraz yüksek konuşmaya çalışıyorum elimden geldiğince şimdi yapacağımız modelde ben bu yazma içinde bulunan renkleri kullanacağım beyazla kullanacağım bir de uygun yeşil tonu kullanacağım arkadaşlar ben leylak markası kullanıyorum iplerimi çünkü benim bulunduğum yerde genellikle leylak markası var altın başak pek fazla bulamıyorum o yüzden 22 numara tığ kullanacağım İplerin numaralarını da söylediğin arkadaşlar var olanları söylerim ama şimdi bir yazma alınca üzerine gidip uydurmak gerekiyor arkadaşlar ne kadar da numaralarını söylesek çok da büyük bir şey fark etmiyor 611 numara bu rengim Leylak markası. Bu da sanırım 974 olması lazım. Hemen bakalım. Evet, bu da 974 numara Leylak markası. Yeşilim e, Altın Başak 8 numara. Bir de pipet kullanacağız arkadaşlar. Böyle bir pipet kullanacağız. Meyve suyu veya süt kutusu üzerindeki kullanılan pipetlerden bu. Şimdi modelimizi gösterelim tabi. Gerçekten çok güzel oldu. Kalıp gibi bir model oldu. Hemen yakın çekimi alalım. Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel yapılası bir model oldu arkadaşlar. Bazı modeller var isteniyor. Ben anlatmakla yükümlü olduğum için anlatıp geçiyorum. Ama yapılası model olmuyor. Bu emin olun ki yapılıp kullanılması bir model yani kalıp gibi bozulmayacak bir model buradan ucunu tutturdum ben daha güzel oldu şimdi burada bir modelimiz daha var bunu da dün çekmiştik yüklemiştik bunu da isterseniz eğer youtube arama yerine oya ve dantel dünyası 2341 yazarak numarası 2341 buna ulaşabilirsiniz haydi başlayalım ben iki motif arası 15 tane tığ yapıp dönüp yuvamı oluşturdum Şimdi başlıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8 olmuş tığ battım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ bat diye kapatıyorum. 9 3 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 10 3 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 11 3 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 12 3 zincir yandakine kapattım 13 3 zincir yandakine kapattım 14 3 adet zincir yandakine kapattım 15 15 tane ara verdim böyle şimdi siz ilk başlarken hani ara olmayacağı için 3 tane tığ battısı yapın öyle başlayın ilk başlarken bu vereceğimiz ara ya da siz istediğiniz kadar ara verebilirsiniz benim verdiğim ara bu kadar 4 5 6 7 8 9 zincir çektim dönüş yaptım. Yani ilk başladığınızda 1 2 3 tığ battısı yapın öyle başla. 3 tığ battısı yaptıktan sonra dönüp 1 2 3'üncüye girip kapatıyorsunuz. İlk yuvanız böyle oluşacak arkadaşlar. 3 zincir çektim dönüş yaptım. Başına bir aldım, yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, yuva içerisine girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, yuva içerisine girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, yuva içerisine girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, çektim. Başına 3 kez aldım, yuva içerisine girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Böyle bir yaprak formu verdik. 5 adet zincir çektim son trabzanın arasına girip kapattım burayı sık iğne yaparak aşağı iniyorum 3 4 5 6 ve 7 8. yuvada sabitliyorum bu şekilde bir tane yaprağımız var şimdi 4 adet zincir çekiyorum başına 2 alıp yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 3 zincir çektim bu aradan girdim kapattım tekrar 4 zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum bu birinci dalımız 1 2 3 4 zincir başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım bu şekilde iken şimdi zincir çekiyorum burada bu şekilde iken 1, 2, 3, 4, 5. Aman Allah'ım. Çok fena kaçtı elimde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi bu öndeki tepe noktaya batıyorum o dalı. Kapattım. Bir zincir çekip dönüş yaptım ilmeğimi genişlettim. Pipete taktım arkadaşlar. Bu birinci ilmek. Ee, hemen bakalım. 2 4 6 8 10 12 tane ilmek çıkarıyorum. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 1 2 zincir çekip genişletip taktım. Bu ikinci. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Genişlettim, taktım. Bu üçüncü yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 4 5 6 7 8 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çekip takalım. 9 10 11 12 Yine de hemen bir sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yuvaya girdim ipin ucunu alıp 1 2 3 zincir çekmiş. şimdi bu iki trabzan arası giriyorum kapatıyorum tekrar 4 zincir çektim buradaki ana yuvama girip sabitledim bir de sık iğnesi yaptım dibine. Şimdi dibindeki tığ battığı girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım bu 1 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı kapattım bu 2 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım 3 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı kapattım 4 yandaki tığ battı kapattım 5 3 adet zincir yanda kapat 6 3 adet zincir yanda kapat 7 3 adet zincir yanda kapat 8 yani arkadaşlar benim iki motif arası verdiğim ara şöyle başlayıp yaptığım tığ battı arası 15 tane 15 tane yaptıktan sonra yine 9 zincirimi çekip dönüyorum burada olduğu gibi yuvamı oluşturup yaprağımı ilmeklerimi yapıyorum sonra tekrar inip mı? bu iki motif arası ilk verdiğiniz ara kaçsa Ondan sonraki aralarınızda o şekilde devam edeceksiniz. Şimdi üstünü yapacağız arkadaşlar. İlmeklerimi çıkardım. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden, burası düz yüzümüz. 2 tane ilmeğin içerisine giriyorum. 1 2. İpimi sabitliyorum. 2 ilmeğimi alıp 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Tekrar bu 2 ilmeğin içerisine giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim ilmeğin içerisine girip kapattım araya 3 tane zincir çektim yine yönleri dönmüşse düzeltelim 2 tane ilmek aldım içine girdim sabitledim 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım 2 ilmeğin içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir çektim bu aradan girip kapattım tekrar 3 adet zincir çektim 2 ilmeğin içerisine girip sabitledim araya 3 adet zincir çektim hemen devamında bir yönleri dönmüşse düzelterek 2 ilmeğimi aldım ve içine sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu iki trabzan arasından girip kapattım Tekrar 3 zincir çekip 2 ilmeğin içerisine girip sabitledim. 3 tane zincir çektim arama. Yine 1. 2 tane ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Yönü dönmüşse düzeltiyorum. İpimi sabitliyorum. 3 zincir başına bir al gir. Aynı işlemle devam ediyorum. 5 zincir aradan gir, kapat. 3 zincir bu aradan gir yani ilmeğin içine sabitle araya 3 zincir devamında yine 2 tane ilmeğimi alıyorum sabitledim 3 zincir başına bir alıp tekrar girdim 2 ilmeğin içerisine 3 kere de çıktım 5 zincir bu iki trabzan arası giriyorum Sabitledim. 3 zincir, 2 ilmeğin içerisine girip kapattım. 3 zincir. Hemen son 2 ilmeğimi alıyorum, içine girip sabitliyorum. Aralara 3 zincir çektim. 3 zincir başına biraz ilmeğin içerisine girelim. 5 zincir bu aradan girip kapattım 3 zincir ilmeğin içerisine girip kapattım şimdi aşağıdan 1 2 3. tığ battığı giriyorum Bakın şu dibinden 1 2 3. tığ battığına girip sabitledim bir adet de zincir çekip ipimi kırdım ilk sıramız bu şekilde oluyor şimdi beyaz olan kısmına geçeceğim beyaz rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim bakın buradaki ilk o 3 zincirli araya giriyorum ipimi sabitliyorum arkadaşlar buraya 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım girdim tekrar önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu araya girdim kapattım 3 zincir çektim. Yine aynı noktaya girip sabitledim. 3 zincir çektim araya. Şimdi arkadan bu öndeki bakın şunun arkasından dolanıp bu aradaki 3 zincire girip sabitledim. Yani bu arkadan o 3 zincir geçmiş oldu. 1 2 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girip kapattım 1 2 3 zincir yine bu boşluğa girip sabitledim 3 adet zincir çekiyorum bunun bakın şu önümdekinin arkasından gelip şu araya giriyorum bakın arkadan şu araya girip ipimi sabitledim bakın şu arkadan geçmiş oldu yani zincirle geçiş yapıyoruz arkadan bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar işlem aynı 5 zincir aradan gir sabitle. 3 zincir yuvan içinde sabitle. Araya 3 zincir çek. Bakın bu yapmış olduğumun arkasından gelip şu aradaki 3 zincirin üzerine kapatıyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz. 5 zincir şu aradan girdim, kapattım. 3 zincir Yuvada kapattım. Son 3 zincirimi çektim. Bakın. Buradaki araya geldim. Kapattım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurası ön 3 zincir girdim yuvaya. 3 kere de çıktım. 5 zincir. Aradan gir. Kapat. 3 adet zincir. Yuvada sabitle. Bir de zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Bunları da temizleyelim, iplerimizi dönelim. Evet arkadaşlar, iplerimizi de temizledik. Modelimizin yapımı bu şekildeydi. İnşallah da anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.